Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Soylu. Şu bölüme girmedik arkadaşlar. Bakın, şu bölüme geldiğimiz zaman New sekmesi yeni bir sayfa açmamıza yarayan, yeni bir şablon veya sayfa açmamıza yarayan bölge. Open, daha önceden hazır olan ve çizilmiş olan belgelerin açıldığı bölümdür. Save, biliyorsunuz, kaydetme bölümü. Aynı zamanda şu save bölümünde son dokümanları falan da bulabilirsiniz. Save as bölümü, farklı kaydetme bölümü, isterseniz bir şablon olarak, isterseniz diğer formatlarda, bakın o format, isterseniz DWG formatında, tabii kendi formatında veya bir template olarak kaydetmeye yarayan bir bölümdür. Import bölümü çok değerli, güzel birkaç özellik eklediler. Örneğin PDF formatını içeriye aktarabilme özelliği eklediler. Yani PDF formatıyla çizilmiş elinizde herhangi bir şablon, çizim, mimari proje, işte efendim ne olursa olsun veya herhangi bir tablo da olsa olur, herhangi bir yazı da olsa olur, hiç fark etmez. PDF formatındaysa içeriye alabiliyorsunuz. Örneğin PDF'e tıklayın. Yani şuraya gelip import deyip PDF'e tıklayın. Tıkladığınızda şöyle bir PDF format, select PDF underlay or file diyor. Siz buna sağ tıklayın ekrana ve enter deyin. Şimdi burada bir PDF istiyor sizden. Bir PDF getir, ben de ekrana atayım. Bak nasıl atıyorum, göster diye. Gelip buradan seçeceksiniz. Mesela bizim derslerimiz içerisinde sizin de derslerde kullanacağınız örnekleri buraya koydum arkadaşlar. Yani hangi derste hangi örneği kullanacaksak, mesela 8. derste kullanacağımız örnek burada. Gelip buradan açıp içeriden bulabilirsiniz. Siz de benimle birlikte aynı örneği yapabilirsiniz. Onun için böyle dizayn ettik. Siz de buradan faydalanabilirsiniz. Ders 5'e gelelim. Burada bir Bodrum PDF örneği varmış. Tıklayalım. Bu PDF örneğinde bir Bodrum katının PDF formatlı hali var. Tıkladım, open dedim. Diyor ki, şimdi özelliklerini getiriyor. Vektör geometrilerini. Use PDF layer. Yani bu PDF çizilirken bu layer'larıyla mı getireyim layer'larını? Evet diyorum. Yoksa kullanılmış, yani oluşturulan layer'larıyla mı, fark etmez. Import blok olarak mı kaydedeyim? Hayır, blok olarak kaydetme diyorum. Yani zaten seçili değil. Ve arc segmentleri, line'ların hepsini ve apply line width properties ve kalınlık ayarlarını da getireyim mi? Evet diyor. OK diyorum. Şimdi işlemeye başlayacak. İşlemi yapmaya devam ediyor. Polyline'ları içeriye aktarmaya devam ediyor. Yani PDF'i tarıyor. Çok güzel bir özellik ve AutoCAD'in içine atıyor. Gördüğünüz gibi ekranımıza getirdi. Arkadaşlar bakın, line'larımız sağlam. İşte efendim bakın, hatta layer'larıyla getir demişti ya. Bak, buna tıklayalım. Bu çizilirken PDF dış ölçüler. Mesela dış ölçüler diye bir layer varmış. Önlerine PDF yazmış. Tabii PDF layer'larıyla getir deyince önüne PDF yazmış kendisi. Gördüğünüz gibi bütün layer'larını da getirmiş. Şablonu da, PDF içerisindeki bulunan çizimi de PDF çiziminde DWG olarak buraya koymuş. Artık kaydedip DWG yapabiliriz. Bu başarılı bir özellik. Devam edelim. Import demiştim. Diğer formatlarda da aynı şekilde çalışıyorsunuz. Export diyorsunuz. Export'ta da diğer export, yani dışarıya farklı bir format ile atmak istiyorsanız export'u, publish, yayınlamak, bir herhangi bir 3D print servisine göndermek, transfer olarak yayınlamak, e-mail olarak yayınlamak, yani internet ile ilgili olarak aktarımlarınızı yapabilmek için kullanacağınız bölge. Print yazdırma bölümü, biliyorsunuz. Yazdırma, yani pilot ve diğer yazdırma seçeneklerini kullanabilmeniz için oluşturulmuş bölge. Driving Utilities de arkadaşlar çizim ayarlarının bulunduğu, çizimle ilgili temizlik, yenileme, kurtarma, onarma işlemlerinin, temizlik işlemlerinin, gereksizlerinin silinmesi, hataların onarılması, işte çizim biriminin, örneğini tıklayalım. Milimetreymiş. Burada internasyonel seviyede ve milimetre olarak, desimal olarak çizim ünitelerinin, çizim biriminin ayarlandığı bölüm. Yani çizimle ilgili genel ayarların bulunduğu bölge. Driving Properties'e tıklayalım. Mesela bu kaydedilmiş bir çalışma olmadığı için herhangi bir özellik burada görünmüyor. Çizim özelliklerinin bulunduğu, işte kim yaptı, kim etti falan gibi bölgelerin bulunduğu alanlar arkadaşlar. Bu alanda böyle. Close bölümü de kapatmak. Önce şunu bir silelim. Şunu bir silelim. Close bölümü de Close'a tıkladığımızda çalışmayı kapatır. Kaydederek mi kapatmak istiyorsun diye sorar. İptal deriz. Şöyle şu küçük oka geldiğimiz zaman sadece seçili olan çizimi kapat veya hepsini kapata tıklarsınız. Arka arkaya bir sürü açıksa hepsini kapatmaya çalışır arkadaşlar. Bu bölümde böyle değerli arkadaşlar. Bana katıldığınız için teşekkür ederim.